Nasıl mekan Tolga? Ya benim baba burayı satmayı düşünüyormuş. Neymiş efendim? Çok ıssızmış. Çok korktum ya. E ne yapacaksınız? Beni öldürüp ormana falan mı gömeceksiniz? Nedir? Biz senin gibi manyak mıyız oğlum? Ha. Yani şiddet yok. Ben baya baya tatil yapacağım ha. Evet evet. 5 yıldızlı tatil yapacaksın içeride. Hatta çok güzel bir masaj seansıyla ben açılış yapacağım sana. Böyle bol aksiyonla ha. Güzel. Ben masaj severim. İyi düşünmüşsün. Doruk, ben daha fazla tutamayacağım kendimi ha. Hadi sokalım şunu içeri. Bence de içeri girsin ya. Belki içeride fikri değişir. Belki daha ciddiye alır. Vay be. Berk de sonunda 5 sayda geçmiş. Güzel. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kızıl vampir var ya. Senin kız kardeşine fena yanık ha. Haberin olsun. Lan oğlum bak kardeşim adını bir kez daha ağızlanırsan konuşacak ağzın kalmayacak ha. Ona göre. Oğulcan sakin. İçeri sakla kendini. Gel sen gel. Ya ne içeriymiş arkadaş ya. Hayır sanırsın eğlence parkına giriş yapıyoruz. Hadi girelim bakalım. Geç içeri sen geç geç. Geç içeri geç sen. E ne yapacağız şimdi burada? Bayağı misafircilik falan mı oynayacağız? Yok ya. O kadar bayık olmasın. Cesaret mi, gerçek mi oynayacağız? Ya da dur bakayım. Eziyet mi, gerçek mi diyelim biz ona ha? İlla oyun diyorsunuz yani. Şöyle sıradan hepinizin ağzını yüzünü kırsam sizi kesmiyor ha? Ya ben çıldıracağım ya. Sen oğlum ne iğrenç de pislik bir herifsin. Tiyatrodaki silahı gerçek silahla değiştirdiğini itiraf edeceksin. Vallahi Ömerciğim, ben ifademi verdim. Eğer çok merak ediyorsan açıp okursun. Oğlum şerefsizlik etme lan. Senin yüzünden masum bir adam sakat kaldı oğlum. Ne konuşuyorsun sen hala? Oğlum siz ne yaptınız lan bu adama? Bu kulaklar neler duyuyor Berko? Bayağı duyar kasar olmuşsun sen oğlum. Aa sıkıldım. Bak. Oyunu tersine çeviriyorum. Hı. Önce eziyet, sonra itiraf. Gerçeği söyleyene kadar aç, susuz ve kapalı kalacaksın. Belki o zaman aklın başına gelir. Tolgacık. Lan! Gel. Of! Babası azarlamıştır şimdi kesin ya. Mal mısınız? Kaç gün tutacaksınız beni burada? Bak babam bulur ha hepinizi. Söyleyeyim. Hapislerde çürürsünüz yani. Vallahi Tolgacığım. Hiç hoşuma gitmeyerek söylüyorum ama bence babam bile aramıyordur biliyor musun seni? Hani evlat olsan sevilmezsin dedikleri var ya. Aha işte o net sensin. Ya böyle bir sesi kesilince daha bir çekilir oldu sanki ha. Böyle peluş pandalar gibi oldu ha. Ne yapsak? Hani itiraf etmezse dilini mi koparsak ha? Bir düşünelim. Güzel fikir. Evet. Tik tak Tolgacık, tik tak. Süren başladı. Ben artık böyle ara sıra gelirim. Aklın başına gelmiş mi diye seni bir kontrol ederim ha? Yani sana çok küçük ve kötü bir haberim var. İtiraf etmeden buradan çıkış yok. Bunu kafana sok. Bu kafana. Şişt. Biz böyle büyük büyük konuşuyoruz da bunu ne kadar tutacağız burada? Ya bir gece kalsın işte sonra tırsar zaten gerizekalı. Ama biz çok çaktırmayalım da belli etmeyelim. Bence an itibariyle korkmaya başladı bile. Aynen. Hadi Berko.
Sana da iyi istirahatler olsun. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.